Selamünaleyküm arkadaşlar. Dikhab'tan ve ihaleden tecvid sorularına devam ediyoruz. Özellikle Dikhab'a girecekler için 4 soru ve ihaleye girecekler için 5 soru gelecek. Dolayısıyla çok çok önemli ve tecvid soruları hazırlanırken kim hazırlarsa hazırlasın 3 temel kaide var. Yani hangi sınava girerseniz girin mutlaka ÖSYM sizlere bir tanesi idgam. Evet. İdgamı size sormak zorunda. İdgam çeşitleri toplam 6 tane. İkincisi met çeşitleri nelerdir? Met çeşitleri ve üçüncüsü de vakıf çeşitleri. Bunlar tecvidin olmazsa olmaz konularıdır. İdgam, met, vakıf her biri 6'şar taneden oluşmakta. Toplam 18 tane ve her sınavda ÖSYM'nin sürekli sorduğu bir konu. Dolayısıyla idgamın ne olduğunu, çeşitleri nelerdir, artı met çeşitleri nelerdir bilmemiz lazım. Ve vakıf çeşitleri, secavendinin vakıf çeşitleri adımız gibi bilmemiz lazım. Ve ilk sorudan başlayalım. Ayetini okuduğu esnada guyup kelimesinde B harfinin esre harekesinin 1/3 kısmını okuyarak durmuştur. Evet. Öğretmen ne yapmıştır bakın. 1/3 kısmını okumuş. Kur'an-ı Kerim dersinde Hasan öğretmen öğrencilerine Medd-i Arız'ın tanımı ve çeşitleri hakkında bilgi verdikten sonra bu metnin okunuş biçimine dair örnekleri uygulamalı olarak göstermiştir. Örneğin inneke ente allemul guyup. Evet. İnnekel ente allemul guyub. Evet. Burada okurken öğretmen esnada guyub kelimesine B harfinin esre harekesini 1/3 kısmını okuyarak durmuştur. O zaman nasıl durmuştur? İnneke ente allemul guyub. Guyub. Böyle esreyi yani diyelim ki guyubi değil de guyubi esre olduğunu hafif bir şekilde sesini 1/3 kısmını çıkartacak. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Rem diyoruz arkadaşlar. Rem. Size hiç sormadı ÖSYM. Şimdiye kadar size 2 defa işmamı sordu. Bu yıl beklenen sorulardan bir tanesi rem'dir arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Geçiyoruz bu sorumuzu ve beklenen sorulardan bir tanesi bu yıl rem olduğunu gördük. Bir sonraki sorumuz gelsin. Alalım buyurun geldi. Bu ayetteki tecvid kurallarına ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye bir soru geldi. Yine bakınca öncüllerimiz var. Burada elif, lam, ra derken burada lam derken Arapçasıyla bakın belirtelim size. Lam'ı yazdık. Tamamdır. Şöyle. Burada lam uzatıyoruz ve burada bir met harfinin olduğunu görmekteyiz. Şöyle. Bu met harfinden sonra sebep medde ne gelecekti? Ya hemze gelecekti ya da sükun gelecekti. Dolayısıyla bu mimin üzerinde lam derken bir tane açık bir tane cezim olduğunu görmekteyiz. Biz buna ne diyoruz? Meddi lazım. Var mı seçeneklerde, öncüllerde? Tabii ki var. Artı ra yine burada tamamdır. Bir hükmü ra olduğunu gördünüz. Tamamdır. Bunun dışında bir de tilke ayatu diye okuduğunuz zaman burada bir tane elif var. Eliften sonra gizli bir tane elif-i mukadder dediğimiz yine bir gizli met vardır. Evet. Met-i tabi var. Ya burada yine bir met-i tabi olduğunu gördük. Met-i tabi de gitti. Artı geçiş yaptı. Kitab-i met-i tabi. Kitab-il hakim derken burada ne var? Hakim kelimesinde bir met-i arız olduğunu görmekteyiz. Zaten öncüllerde met-i arız da yok. Dolayısıyla hangileri doğrudur demiş. 1, 3 ve 4. seçeneklerimizi alabiliriz. Dolayısıyla cevabımızın da D seçeneği olduğunu belirtmiş olduk. Burada meddi arız demiş olsaydı meddi arızı da alacaktı. Çünkü bir ayetin ya da bir durak esnasında özellikle bir harften sonra med harfi gelecek bu zorunlu. Meddi arız olabilmesi için mutlaka med harfi gelmesi lazım. Ve med harfinden sonra gelen harfin üzerindeki ya da altındaki harekeyi geçici olarak bir sükun okuduysak biz buna da meddi arız diyoruz. Şu anda seçeneklerde zaten meddi arız olmadığını görmekteyiz. Geçiyoruz. Özellikle bir de şu huruf-u mukatta dediğimiz harfler üzerindeki tecvid kaidelerini bilmemiz lazım. ÖSYM'nin son yıllarda odaklandığı ve sorduğu konulardan bir tanesi huruf-u mukatta üzerindeki tecvid kaideleri. Bir sonraki kısma geldiğimiz zaman bakın. Evet şu anda lamın üzerinde şöyle lamın üzerinde bakın arkadaşlar. Bir tane burada
Metnin lazım olduğunu gördük az önce. Size bunu izah ettik. Artı hükmü rayı açıkladı bize. Diğer yerlerin her birinde bakın. Şurada olsun, şurada olsun, şurada olsun bakın. Ve hepsinde metni tabi var şu anda. Bizlere bu konuda açıklandı. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla gelsin bir sonraki sorumuzu alalım ve geldi buyurun. Buna göre metni arızda geçilirse hangi tecvid kuralı meydana gelir? Tamam. Ayet-i kerime sonuna ötre tenvinler. Tamam. Yani iki ötre diyoruz biz ona. Veya esre tenvinler. İki esre geldiğinde vakıf yapıldığında ise sonları cezimli olarak okunur. Üstün tenvinler ise sonuna met harflerinden elif eklenmiş gibi met yapılarak okunur. Bazen de son harfin harekesi üstün tenvinli olursa çoğunlukla sonuna elif yazılır. Bu vakıf halinde okunmasında bir kolaylık sağlar. Örneğin ecren azime. Evet, burada ne yaptık bakın. Tenvinli olduğu için bu şekilde azime diye durdurduk. İşte buna göre metni arızda geçilirse hangi tecvid kuralı meydana gelir? Biz buna metni ivaz diyoruz arkadaşlar. Metni ivaz bakın. Bir kelimenin sonu tenvinli ise ve bu şekilde azimen diye okuyup da geçiyorsak biz buna metni ivaz diyoruz arkadaşlar. Önemli bir konu. Bir sonraki sorumuza geldiniz ve alalım arkadaşlar. Gelsin sizlere. İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. sınıf Kur'an-ı Kerim dersinde Fatiha suresinin 2. ayetinde bulunan tecvid kaidelerini öğrencilere anlatmıştır. Buna göre bu ayette hangi tecvid kaideleri bulunmamaktadır diye bir sorumuz geldi. Ve gelsin diyoruz. Buyurun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Arkadaşlar şu anda el derken şurada lamın üzerinde açık bir cezim var mı? Hareke değil de biz buna ne diyoruz? İzhar-ı kameriye. Seçeneklerde var mı? Yoktur şu anda. Hamdu derken yine burada mim gördünüz. Bakın mim gördüğünüz zaman her zaman mimin 3 hali vardır. Mimin üzerinde cezim varsa mimin 3 hali vardır. O zaman mimin 3 hallerini yazalım arkadaşlar. Şöyle mimden sonra mim gelirse bakın mimden sonra mim gelirse idgam-ı misteyn mehalgun olur. Peki mimden sonra yine ba gelirse o zaman ne olurdu? Mimden sonra ba gelirse ihfa-i şefeviye olur. Tamamdır. Bunu da aldınız. Peki mimden sonra mim ve ba'nın dışında diğer harflerden herhangi bir tanesi gelirse o zaman mimin izharı olur. Dolayısıyla mimden sonra mim gelmedi. Mimden sonra be gelmedi. Mimden sonra ne geldi? Bakın de geldi. Dolayısıyla mimin izharı olur mu? Olur. Rabbil derken burada yine be'nin üzerinde bir tane şedde olduğunu görmekteyiz. Şedde olan her harfin üzerine çok dikkat edin. Ya idgam misteyn mealgun nedir? Ya idgam misteyn bilagun nedir? Dolayısıyla burada mim mime uğrarsa ya da yani mim şeddeli olsaydı ya da nun nuna uğramış olsaydı yani nun şeddeli olmuş olsaydı idgam misteyn mealgun olurdu. Ancak mim ve nunun dışında olduğu için be harfi bakın o zaman idgam misteyn bilagunne. Dolayısıyla idgam misteyn bilagunne var mı burada? Var. Çünkü be'ye uğramış. Rabbil al derken burada metni tabi var mı seçeneklerde? Var. Artı alemin dedik. Burada yine mim gördük ama bu defa harekeli bir mim ve bundan sonra bakın bir met harfi geldi mimden sonra ve met harfinden sonra gelen harfin üzeri geçici olarak bakın şu anda üstündü. Geçici olarak ne yapıldı? Cezim okundu ve biz de buna metni arız diyoruz. Ne demiştik? Bir ayet sonunda ya da duraklarda durduğumuz zaman bir harften sonra met gelecek. Metten sonra gelen harfin harekesini geçici olarak biz sükun okuyacaktık. Dolayısıyla metni arız olmuş olurdu. Şu anda cevabımızın C seçeneğinde iklap olmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla hemen diğer seçenekteki sorumuz gelsin arkadaşlar. Sorular çok çok kolay. Bir sonraki sorumuzu alabiliriz. Buyurun geldi sorumuz. Buna göre öğretmenin açıkladığı tecvid kaidesi aşağıdakilerden hangisi? 9. sınıf seçmeli Kur'an-ı Kerim dersinde tecvidsiz okumayı yeni öğrenen Mehmet öğretmenin Bakara suresi 18. ayetini okurken sümmün bukmun terkibindeki sümmün kelimesinin sonundaki nun harfini mim olarak okuyunca öğretmenin yanlış okuduğunu zannederek öğretmene bunu sormuştur. Öğretmen de bu okuyuşun tecvid kurallarından olup sakin nundan sonra be geldiği takdirde mime dönüşebileceğini, şuradaki nunun mime dönüşeceğini söyleyerek Mehmet'e açıklamıştır. Buna göre öğretmenin açıkladığı tecvid kaidesi aşağıdakilerden hangisi? Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki sakin nunun mime dönüşmesine iklap diyoruz arkadaşlar. Evet, size iklaptan bahsetti. Çok güzel bir soru. Artı
Kalkale olmaz zaten. O kutbu cedid dediğimiz harflerden de ihfa olmaz. 15 tane harften bir tanesiydi. Bu da sıf ve sene cüde şahsın kalseme karamada zid tukadun fetara diye 15 tane harfte oluşmaktaydı. Geldiniz şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Buyurun gelsin. Yine DHBT mülakat sınavına hazırlanan Mustafa harflerinin geldiğini tespit etmiş ve bu durumların tecvitteki karşılığını kıraat hocasına sormuştur. Buna göre kıraat hocasının aşağıdaki kaidelerden hangisi hakkında bilgi vermesi beklenmez demiş. Demiş ki sakin nundan sonra ayın gelirse ne olur? Evet, sakin nundan sonra ayın geldiği takdirde biz ne demiştik sizlere? 6 tane boğaz harfinden biri olduğu için o zaman izhar olur dedik, gitti. Sakin kaftan sonra kef gelmişse o zaman hangi idgam çeşidimiz vardı? İdgamı mütekaribeyn demiştik. Evet, lam ve ra, kaf ve kef olursa idgamı mütekaribeyindi. Sakin mimden sonra mim geldi. Sizlere az önce mimin 3 kuralı vardı ve 3 hali vardı. Bir tanesi mimden sonra mim geldiği takdirde idgamı misteyn mealhunne olur demiştik. Bu da gitti. Bir diğeri sakin nundan sonra be gelirse, evet, sakin nundan sonra be geldiği takdirde ne demiştik arkadaşlar? İklaba dönüşür. Dolayısıyla oradaki sakin nun artık mim olarak okunurdu. Hangisi yoktur diye sormuş bize. İdgamı bilehunne olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla yine sorumuzun çok çok kolay geldiğini gördünüz. Sizlere bu sorulardan, bu soru tiplerinden ÖSYM'e sürekli sorar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz gelsin. Kur'an-ı Kerim'in tarihi süreciyle ilgili kendine özel ilim dalları mevcuttur. Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır? Secavet için konuşmuş, demiş ki ayetlerin duraklarında veya bitiminde kelime üzerinde yer alan işaretlerdir. Doğru mu arkadaşlar? Elbette ki doğru. Yani bir kelimenin son harfinin üst kısmındaki mim, lam gibi işaretlerdir arkadaşlar. Fezailul Kur'an ise sure ve ayetlerin şifalarını anlatır. İşte fayda, fazilet demek fazlı, yani faydası demek. Her sureyi işte 40 defa Yasin'i okursan kapeseyi kazanırsın. Şu sureyi okursan zengin olursun vesaire, böyle her surenin bir ayetin şifası vardır. Hams diyoruz arkadaşlar. Sure içerisinde ayetlerin 7'şerli ayrılması demiş. Hayır, ayetler kaçarlı ayrılacaktı? 5'erli. Her 5 ayet bitiminde özel bir işaret konulurdu. Sonra 5 ayet bitince tekrar bir özel işaret konulurdu. Bu ülkemizdeki Kur'an-ı Kerimlerde yoktur. Özellikle Suudi Arabistan'daki Kur'an-ı Kerimlerde mevcut. Taşir ise sure içerisinde her 10 ayette bir işaret ile ayrılması, tamam. Fasıla ise ayetlerin bitimi ve yeni ayetin başlangıcıdır. Dolayısıyla cevabında C seçeneği olduğunu almış olduk. Bir sonraki sorumuz gelsin. Ve aldık. Tecvid kaidelerinden ihfa ifadelerin hangilerinde yer almaktadır? Fethun garib. Evet. Fethun garib diye okuduk. Burada yine sakin nun kafa geldi. Sıf ve sene cüde şahsin kat sema karama da zit tuka dum fetara diye 15 tane harfte geçmekteydi. En salatihim diye burada da var. Artı burada da var. Artı min ba'di derken burada sakin nundan sonra be geldiği için ne olurdu? Sakin nun mime dönüşürdü. Dolayısıyla burada ifa değil de burada iklap vardı. Ve 1 ile 2 nerede arkadaşlar? Cevabın C seçeneğinde olduğunu almış oldunuz. Kolay bir soruydu. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Buyurun geçelim. Bunu geçtik. Tecvitte Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle ilgili özelliklere verilen alim aşağıdakilerden hangisi? Bir kişi adını sordular ve nahi ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat alimidir. Kitab-ı Nakt eserinde Kur'an-ı Kerim'in harekelenmesi ve noktalanmasını kaleme aldı. Tamamdır. Kur'an-ı Kerim'e günümüz hareket sistemini uyguladı. Özellikle günümüz hareket sistemini bulan kişi kimdi? Halil bin Ahmet olduğunu söylemiştik. İşmamı, revmi, şedde gibi kaideleri geliştiren, bunları ilk defa hatta bulan kişiydi ve Halil bin Ahmet olduğunu görmüş olduk. Şimdi Abbas Emevilerin son döneminde yaşamış, artı Abbasilerin ilk devirlerinde yaşamış ünlü bir düşünürdü. Halil bin Ahmet günümüz hareket sistemini bulmuştu. Ebu Esved Ettüeli ise hareke ve noktayı ilk defa bulan kişiydi. Sonra Haccac bin Yusuf, ikinci bir Velid döneminde
idarecilik yapmıştı ve Yahya bin Ya'mer'e, Nasır bin Asım'a aynı kalıptan gelen harfleri birbirinden ayırmak için talimat vermişti. Yahya bin Ya'mer'le Nasır bin Asım aynı kalıptan gelen harfleri birbirinden ayırmak için. Aynı kalıptan kasıt da şudur mesela. Önceden B'nin harekesi yoktu. T'nin harekesi yoktu. S'nin harekesi yoktu. B'nin altına tek nokta, T'nin üzerine iki nokta, S'nin üzerine üç nokta konulmasını Yahya bin Ya'mer ile Nasır bin Asım ilk defa ortaya çıkardılar. Haccac bin Yusuf da bunların yöneticisiydi. Bunun dışında Muhammed bin Tayfur Es-Secavendi vardır ki bu da 12. yüzyılda durak işaretlerini ilk defa bulan ve durak işaretlerinin üst kısmına özellikle işaretler geliştiren kişi olduğu için kendi ismini vermiştir. 2022'de size Muhammed bin Tayfur Es-Secavendi sorulmuştu. Şimdi Halil bin Ahmed'i bekliyoruz. Bilginiz olsun, cevabında B seçeneği olduğunu almış olalım. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Evet, gelsin bir sonraki sorumuz ve dolayısıyla soruların çok kolay olduğunu sizler de görmektesiniz. Tecvid kaidelerinde metle ilgili gelmesi durumunda oluşan tecvidler aşağıdakilerden hangisidir? Tecvidde ne gelecekti bize? Met çeşitleri, idgam çeşitleri, vakıf çeşitleri. Dolayısıyla bunlara ağırlık verdik. Met harfinden sonra hemze farklı kelimede harekeli olarak gelirse ne olurdu? Farklı kelime dediği için metti munfasıl diyoruz arkadaşlar. Evet, metti munfasıl burada var ve burada var. Çok güzel. Artı met harfinden sonra hemze aynı kelimede gelirse ve harekeli olarak biz buna aynı kelime dediği için metti muttasıl diyoruz. Met harfinden sonra sükünü lazım gelir. Bakın, sükün lazım gelirse. Dolayısıyla o zaman ne olurdu? Metti lazım olurdu arkadaşlar. Fethalı bir harften sonra vav sakin ve sonraki harfin de sakin olarak gelmesi durumunda metti lin oluşur. Cevabında A seçeneği olduğunu rahatlıkla alabiliriz. Bir soru geldi böyle basit. Bir de geçelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. Gelsin diğer sorumuz. Dolayısıyla buyurun geldi. Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamber geçmekte olup bunların özellikleri ayetlerle bazen de Tevrat'ta açıklanmıştır. Buna göre bu peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ın müştereken kabul ettiği büyük peygamberlerden biri olan, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en çok söz edilen ulul azm peygamberlerden biri olan, genç yaşlarda Allah tarafından kendisine çocuk verilen, Kur'an-ı Kerim'de kendisine ismen suhuf verildiği ifade edilen, Kur'an-ı Kerim'de iki peygambere suhuf verilmişti. Bir tanesi İbrahim peygamber, bir tanesi Musa peygamberdi. Dolayısıyla baktığınız zaman burada Hazreti İbrahim'i sormakta. Çünkü Hazreti İbrahim'e çok genç yaşlarda kendisine İshak verilmişti. Sonra sana arkandan torunun Yakup verilecek demişti. Cevabında C seçeneği olduğunu alabiliriz Hazreti İbrahim'i. Bir sonraki sorumuz gelsin ve buyurun geldi. Şöyle güzelim bir soru daha geldi. Şema üzerindeki X konulan yerlere hangi feri met çeşidi gelemez demiştir. Bakalım sorumuza. İmam Hatip Ortaokulu'nda 7. sınıf dersinde öğretmen uzatma harfleri olan elif, vav ve ya harflerinden herhangi birisinin bulunduğu yerde tabi metnin uzatma ölçüsünden daha fazla uzatmayı gerektiren bir sebep olursa buna feri met denir. Feri metlerin oluşmasının hemze ve sükun olmak üzere iki sebebi vardır. Buna göre bakın arkadaşlar, elif artı vav ve ya dediğimiz bu met harflerinden sonra sebebi metten bakın sükun gelmişse o zaman metti lazım olurdu. Arkasına metti arız olabilirdi. İşte met harflerinden sonra sebebi metten hemze gelirse, hemze dediğimiz size budur arkadaşlar. Bu kısa hemze, bir de uzun hemze vardır. Bunlardan herhangi bir tanesi gelirse ya metti muttasıl olur ya da metti munfasıl olur arkadaşlar. Bakalım şimdi metti munfasıl var mı? Var. Metti muttasıl var mı? Bu da var. Metti lazım var mı? Bu da var. Metti arız var mı? Bu da var. Ancak metlinin olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla cevabımızın D seçeneği olduğunu rahatlıkla alabiliriz. Bir sonraki sorumuz gelsin. Elbette ki gelsin. Alalım ve geldi. Kur'an-ı Kerim'in istinsah edilmesiyle ilgili bilgilerden hangileri
Doğrudur. 7 harften tek harfe indiriliyor. Unutmayalım, Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an-ı Kerim 7 lehçeye göre yazılmıştı ve sonra o 7 daha doğrusu 7 harfe göre yazılmıştı. 7 harften Hazreti Osman döneminde tek harfe indirilmiş. Ya diyorlar ki bu tek harf nedir? Yani kimse manasını tam bilemiyor arkadaşlar. 7 harften tek harfe indirilmiş ve bazılar demişler ki bununla kastedilen bir kelime aynı yazılır, 7 farklı şekilde okunur. Buna vücuh diyorlardı. Bazılar demişler ki tam zıttı. 7 farklı şekilde yazılır ve hepsi aynı anlama gelir, nezair ifade eder demişler. Bazıları demişler ki bununla kastedilen 7 harften 7 kıraat imamıdır. Bazıları demişler ki hayır, onunla kastedilen işte Arapların meşhur 7 lehçesidir. Bu 7 lehçe işte Suyuti kahkaha attı. Baş harflerini öyle kodlamıştık. Onu tekrar sizlere tefsirde anlatacağız. Şimdi burada bu vardı. Hazreti Ebubekir döneminde 7 harf iken ve Hazreti Osman döneminde tek harfe indirildi. Şu anda Kur'an-ı Kerim'imiz de tek harf olarak devam etmekte. Bir sonrası Hazreti Ebubekir döneminde yazılan Musaf esas alınarak çoğaltıldı. Doğru. Ve Kur'an'ın tilaveti konusu ihtilafı üzerine çoğaltılmıştır. Evet, hatırlar mısınız? Hazreti Osman döneminde Huzaife bin Yeman askerleri Erzurum'a götürdü Ermenilere karşı savaşmak için. Orada Belence Savaşı yapılırken orada Hazar Türkleri vardı vesaire. Onlara karşı savaşılırken Iraklı ve Suriyeli askerler arasında Kur'an-ı Kerim'in tilaveti konusunda ihtilaf yaşanmıştı. Iraklar Kufelilere, Iraklar Suriyelilere siz yanlış okudunuz. Suriyeliler Iraklara siz yanlış okudunuz. Ve Iraklar bizim hocamız Abdullah bin Mesud, Suriyeliler bizim hocamız Ubey bin Kab yanlış söyleyemez falan filan derken ciddi anlamda bir ayrılık meydana gelmişti. Sonra Huzeyfe bin Yeman bu askerleri Medine'ye getirdiğinde hemen Hazreti Osman'a ne demişti? Bu Kur'an'ın kıraati için, bu Kur'an'ın ihtilafı için acil bir önlem almanız lazım. Ve ne yapıldı? Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Belli illere gönderildi. Bir ihtilaf yaşandığında hemen bakılacaktı. Dolayısıyla hangileri doğrudur demiştir? Üçünün de doğru olduğunu görmekteyiz. Cevabın da E seçeneğinde olduğunu rahatlıkla alabiliriz. Bir sonraki sorumuz gelsin. Elbette ki hemen alalım sorumuzu arkadaşlar. Geldi. Kur'an-ı Kerim dersinde öğretmen ayetini öğrencilere okuttuktan sonra bu ayetteki tecvid kurallarını bulmalarını istemiştir. Buna göre verilen ayetin altı çizili kelimelerinde hangi tecvid kuralı bulunmamaktadır diye soru geldi. Yine burada Taha metni tabi var. Ta ha metni tabi gitti arkadaşlar. Tamamdır. Ma burada bir harften sonra bir met harfi geldi mi? Geldi. Bir met harfinden sonra sebebi metten ne gelecekti? Ya sükun gelecekti ya hemze gelecekti. Burada hemze geldi mi? Hemzenin hangi çeşidi? Uzun çeşidi, elif dediğimiz uzun çeşidi ve ikisi farklı kelimeler değil mi arkadaşlar? Evet, farklı kelimeler. Dolayısıyla metni munfasıl olur. Bir harften sonra met gelir de metten sonra sebebi metten bakın hemze gelir de ve ikisi farklı kelimelerde olursa ma ayrı bir kelime, enzele ayrı bir kelime. Biz buna metni munfasıl diyoruz. Artı burada enzele derken bakın nundan sonra z geldi ve bu z de bir ihfa harflerinden sırf z, sene, cüde, şahsın diye geçerdi. Dolayısıyla burada bir ihfa da var. Bir diğeri enzelne aleyken Kur'an ederken burada ra geldiği için hükmü ra da var arkadaşlar. Şu anda olmayan hangisi? İdgamı mağlugunnenin olmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla cevabımızın da D seçeneğinde olduğunu belirtmiş olalım. Bir sonraki sorumuz gelsin. Buyurun gelsin. Elbette ki alalım. Sureler isimlerini ihtiva ettikleri farklı bir kelimeden veya ayetlere yansıyan herhangi bir içerikten almışlardı. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştı? Bakara suresi sure adını Allahu Teala Hazreti Musa aracılığıyla İsrailoğullarına bir inek kesmelerini emretmiş. Onlar ise çeşitli bahaneler ileri sürerek bu emri sürüncemede bırakmışlardır. Elbette sarı inek demek Bakara.
Ve Hazreti Musa döneminde Allah İsrailoğullarına bu ineği kesin demiştir. Ancak onlar rengi tam sararmadı. Biraz daha gürbüz olsun, biraz daha bekleyelim diyerek Allah'ın sözünü sürekli ertelediler. Bunun üzerine inmiştir. Artı Maide suresi havarilerin isteği üzerine Hazreti İsa'nın gökten bir yemek sofrası indirilmesi için dua etmesi için dua etmesi söylenmişti. Ve Hazreti İsa da Allah'a dua etti kendilerine. Gökten ne yapıldı? Bir tane gök sofrası indirildi. Bunun kodlaması nasıldı arkadaşlar? Bakın ma ne demekti? Su demekti. Zaten şunu da bir tane aşağı çektiğinizde P'ye dönüşür. Dolayısıyla pide. Ya su varsa pidemiz de var. Maide. Bakın su ve pideyi yan yana getirdik. Doğru. Artı Enfal suresi ise Bedir Savaşı ile ilgili bir kısım hükümleri taşıdığı için Bedir ismiyle de almıştır. Bu doğru. Çünkü Enfal 41. ayete baktığınız zaman ganimetlerin taksim edilmesinden bahseder. Enfal 42. ayet Bedir Savaşı'ndaki Müslümanların müşriklerle savaşılmasından bahseder. Enfal 67 Bedir esirlerinden bahseder. Doğru. Bir sonrası Fatiha suresi açılıp genişlemek, huzura kavuşmak anlamına gelmekte. Şimdi fethe açmak demek. Ancak burada genişlemek de var. Buradaki kastedilen elem neşrah leka sadrak ve İnşirah suresinden bahsetmekte. Dolayısıyla cevabın şu anda D seçeneği olduğunu görmekteyiz. Rad suresi ise adını Allah'ı tesbih ettiği bildirilen gök gürültüsü anlamına gelen Rad suresini almıştı. Bu da doğru. Ve diyoruz ki arkadaşlar şu anda bakınca cevabımızın D seçeneğinde olduğunu belirtebiliriz. Ve burada soru çözümümüzü sonlandırdık. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hayırlı günler. Selamünaleyküm.